Sevgili arkadaşlarım, size İngiltere'deki farklı üniversiteleri, farklı programları dilim döndüğünce anlatmaya çalışıyorum. Oraya gittiğimde, bulunduğum süreçlerde dışarıdan da olsa fotoğraflarını çekip, videolarını çekip mutlaka sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Bazen üniversitelerin içerisine girebiliyorsunuz, bazen hiç giremiyorsunuz. Fotoğrafları, videoları dışarıdan alabiliyorsunuz ya da kendi web sitelerindeki videoları kullanabiliyoruz. Çünkü üniversitelerin içerisine girmek, görüntü almak, röportajlar yapmak her biri izin gerektiren süreçler. Yani bir fotoğraf çekmek bile kişinin arzusuna, isteğine ve okulun iznine tabi olabiliyor. Dolayısıyla gittiğim destinasyonlarda dışarıdan öncelikle fotoğrafları çekiyorum ve sonrasında o okulun içeriğine, sunduğu bölümlere, sunduğu lisanslara ve yüksek lisanslara ve öğrenci memnuniyet oranlarına bakıyorum. Ve tabii ki de en önemli baktığım şey de üniversitenin dünyadaki sıralaması nedir? Bunları önemsiyorum. Üniversitenin bulunduğu konum, üniversitenin bulunduğu yer, sunduğu imkanlar ve çıkardığı araştırmalar da son derece bir üniversiteyi incelerken benim için önem arz ediyor. İşte bugün bu üniversitelerden, değerli üniversitelerden bir tanesi. University of East London'dan bahsedeceğim size. Yani Doğu Londra Üniversitesi. Anlaşıldığı üzere Londra'nın doğusunda bulunan bir üniversite. Aslında üniversite 1898 yılında kuruluyor. Üniversitelerin bu kadar eski bir tarihe sahip olmuş olması İngiltere için çok normal bir süreç. Gerek yapılarıyla, gerek binalarıyla, gerek eğitim kadrolarıyla, eğitim binalarıyla üniversite her zaman eski yapılara sahiptir İngiltere'de. Bu üniversitede 1898 yılında kurulmuş olmasına rağmen 1992 yılında üniversite akreditasyonlarını sağlatıyor. Şu an bu üniversitede 120'den fazla farklı ülkeden gelen uluslararası öğrenciler mevcut. Yani okul son derece uluslararası öğrencilere kapılarını açan bir okul. Ve kabul koşullarında, onlara sunduğu imkanlarda, hazırlık programlarında, International Foundation programlarında, gerekse dil hazırlık programlarında, pre-masters gibi programlarda öğrencilere kaliteli hizmetten ve farklı seçenekler sunmaktan olabildiğince memnuniyet oranlarını arttıran bir üniversite. Uluslararası öğrenciler arasında yaptıkları 2014 yılındaki bir araştırmada öğrencilerdeki memnuniyet oranı %94 çıkıyor. Son yıllara yapıldığında tüm üniversitedeki yapılan ankette de memnuniyet oranları ise %85 civarında. Yani aslında bu üniversite son 50 yılda yapılan en yeni üniversite olma ünvanını ve genç üniversite olma ünvanını da taşınmakta. Şimdi biliyorsunuz her üniversitenin bazı bölümleri çok popüler oluyor. Bazı bölümlerden dolayı bile insanlar o üniversiteyi tercih ediyor. O programdan dolayı o üniversitenin önemini arz ediyor. İşte bu üniversitede popüler olduğu bölümlerin arasında psikoloji, mimarlık, moda ve tasarım, medya ve spor var. Evet arkadaşlar, spor alanında özellikle yaptığı çalışmalarla bu üniversite son derece önemli. Neden mi? Şimdi bakın, bu üniversite dedik ya, Londra'nın doğusunda yer alan bir üniversite ve Londra'nın doğusunda da iki tane kampüse sahip. Biri Douglas kampüsü, bir de Stratford kampüsü. Özellikle Douglas kampüsü stadyuma olan yakınlığıyla tanınıyor. Biliyorsunuz 2012 yılında İngiltere olimpiyatlarda ev sahipliği yapmıştı. Dolayısıyla da bu kampüs bu ev sahipliğinde önemli bir rol oynadı. Ve yaptığı spor araştırmalarında gerek olimpik gerek paralimpik anlaşmalarda başarılı iş görüşmelerinde spor alanında etkili çalışmalar yaptı ve araştırmalar sundu. Yani ününü birazcık da bulunduğu stadyumun bulunduğu destinasyona da borçlu. Aynı zamanda üniversite Canary bölgesi denilen Londra'nın biraz finansal ekonomi bölgesi olarak adlandırılan bir bölgede. Yani destinasyon olarak Londra'nın gerçekten en iyi konumlarından bir tanesi. Hem şehre olan yakınlığı, istediğiniz yere metro ile ulaşım, kampüsün büyüklüğü, stadyuma yakın olmuş olması, ekonomi ve finansın nabzı olan bölgede olmuş olması ve sizin yeni şeyler deneyimlemeniz adına
inanılmaz iyi imkan ve olanaklar sunuyor. Dolayısıyla da bu üniversitenin bölümlerini, yüksek lisanslarınıza bakmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Uluslararası öğrencilerin kabul koşullarındaki kolaylıklar, sunduğu imkanlar, sizi altyapısına gelmiyorsanız bile buna hazırlanma maili, sunduğu konaklama imkanları, çünkü keza kampüsün içerisinde 1200 odalı bir konaklama imkanı sunuyor. Bu odalar gerek tek kişilik, gerek iki kişilik, gerek en suit, ya da bunları beğenmediniz, farklı bir konaklama imkanı istiyorsunuz, yine okul bu noktalarda da size rehberlik sunuyor. Yine kariyer destekleri, kariyer rehberliği, iş ve iş bulma süreçlerinde ve kariyerinizi üniversite sonrasında planlama gibi desteklerde de kariyer merkezi son derece hizmet alanı geliştirmekte. Okulun sunduğu imkanlar arasında laboratuvarlar, yaşayarak öğrenme ve iyi ve kaliteli akademisyenleri, yani araştırmayı yapan ve bu araştırmalarından olumlu sonuçlar alan akademisyenlerin size bu okulda hizmet veriyor olmuş olması, sizin derslerinize rehberlik ediyor olmuş olması ise yaşayabileceğiniz en iyi deneyimdir diye düşünüyorum. Dilerim ki bu üniversitenin ilgi alanlarından, bölümlerinden istediğiniz birini kendinize bulabilirsiniz. Giriş koşullarını sağlayabilirsiniz ve tabii ki buradaki en önemli etkenlerden bir tanesi de bütçeleme. Çünkü uluslararası öğrencileri biliyorsunuz, İngiltere Üniversitesi ve dünyadaki birçok üniversite ücretli kapılarını açılıyor. Eğer bu koşullar sizde varsa, sağlıyorsa, giriş koşulları bu akademik süreçte destekleniyorsa lütfen bu üniversiteyi inceleyin, bir bakın ve değerlendirme altına alın derim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Thank you.